Gel. Gel oğlum, gel. Anlatmaya gerek yok. Adamlar hiç insan sevgisi görmemiş ki. Gel oğlum, gel. Gel. Gel lan. Yemek vereceğim sana, gel. Bunun yemeği bitmiş İbo. İbo bunun yemeği bitmiş. Gel oğlum, gel. Sen de gel. Gel. Yat. Yeryüzündekilere merhamet etmeyene gökyüzündekiler merhamet etmez. Bunların suları, ekmekleri, yemekleri ve sevgiye ihtiyaçları olduğu için bu Allah'ın sessiz kullarını bunlardan mahrum etmeyelim. Merhaba. Kimi köpeğe zor şartlarda su verildiği için cennete girilmiştir. Kimi köpeğe de su verilmediği için, eziyet edildiği için de cehenneme girilmiştir. O yüzden biz yerdekilere ne kadar merhamet edersek Allah da bize bu şekilde merhamet edecektir. Sizleri tanıyalım. İsim Mahmut Doğan. Tahminen 6 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. 6 yıldır mezun olduktan sonra direkt PET sektöründe devam ederek bu işi yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Böyle. Peki bu işi sevmeyen birisi sırf iş olsun diye hani para çok kazanayım, maaş alayım diye yani, birisi bu işi yapabilir mi? Şöyle, dışarıdan aslında meslek çok şirin duruyor. Evet. Yani o veteriner hekim, işte klinik, hayvanlar çok güzel. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani burada gün içinde vücuduna aldığın yara ve darbe sayısı ondan fazla bile olabiliyor. Günden güne gelen canlı psikolojisine bağlı olarak bu çok az da oluyor, çok fazla da oluyor. Evet. Ama meslek dışarıdan gerçekten göründüğü gibi değil. Sevmeyen bir adam bu işi yapması imkansız. İmkansız çünkü yani aşı yaptığın zaman diliminde bir bakıyorsun hayvan dışkısını yapıyor. Yani sadece bir kusmukta midesi bulanan, atıyorum kan gördüğünde bayılan birçok insan var. Yani bu mesleği yapmak isteyen insan önce bir seçim yapması gerekiyor. Ben bu mesleği yapabilir miyim? Hatta bir önerim var. Yani bu mesleği yapmak isteyen insan bence bu meslek dallarının işlediği yerlere gitsin. Yani gençlerden çok duyuyoruz. Ben de veteriner hekim olmak istiyorum diyen çok oluyor. Yani sen veteriner hekim olmak istemekten ziyade bu mesleği yapabilir misin sorusunun cevabını verirsen herhangi bir problem kalmıyor ortada. Zaten her türlü yaparsın. Yaptığın mesleğin bir önemi yok gerçekten. Hayatta başarı sevdiğin işle doğru orantılıdır. Zaten her işte öyle. Aynen öyle. Yani bir mesleği seviyorsan başarısız olma ihtimalin %0. Böyle bir şans yok yani. Seviyorsan her türlü yaparsın ama mesleği sevmiyorsan meslek çok zor. Öyle yapılacak bir iş değil yani. Dediğiniz gibi hani orada tedavi uyguladığınız yerde sevmeyen birisi hayvan sıkıntı çıkardığı zaman yani şey yapamaz, tabii onu kaldıramaz. Ki. Aynen kaldıramaz. Psikolojik olarak kendini zinde tutman gerekiyor. Çünkü buraya gelen hayvanlar sevilip gitmiyor. Ameliyat olan oluyor, ameliyattan sonra bakımı, bakımdan sonra her sağlık tedavisi pozitif sonuç verecek diye bir gerçek de yok. Evet. O sağlık tedavisinden sonra negatif sonuç da alabiliyorsun. Bu seni psikolojik olarak yıpratıyor. Yani onu sen kendi psikolojik olarak da hazır tutman gerekiyor.
Tabii. Ya böyle bir durumda meslekte bir bakıyorsun 35-40 yaşlarında insanlar çok yıpranmış ve bıkmış durumda. Evet. Yani ben birçok meslektaşımı biliyorum. Bu işi küçüklükten yapmak isteyip de o zamanda artık yapmak istemiyor. Çünkü yorulmuş, psikolojik olarak yorulmuş. Sizde o durum var mı şu an? Yok. Daha değil. Yani sevgi olmasa zor gerçekten ama şu an yok. Peki bu yıllar içerisinde mesela 11 yıl, toplamda 11 yıl oldunuz. Bu yıllar içerisinde başınıza gelen en enteresan olay neydi? Nasıl gerçekleşti o olay? Ya enteresan olarak olan olaylar genelde acil vakalar oluyor. Atıyorum düşme vakası, örnek veriyorum bir trafik kazası. Çok değil, aslında 3 gün önce bir vaka geldi mesela. Fabrikada artık bir makineye mi sıkışmış ne? Hayvan çenek eti bildiğin aşağıda boğazda. Çok sıkıntılı, tedavisi zor. Çünkü kedide ağız bölgesini tedavi etmek çok zor. Yani o canlıya yeme işlemini devam ettirmen gerekiyor. Aynı zamanda yeme işlemini devam ederken o tedaviyi de başarılı bir şekilde yürütmen gerekiyor. Evet. Kedide en büyük problemlerden biri tırnak. Kedi tırnağını çok sık kullanır. Kullandığı tırnağın da mesela senin o dikişe attığın bölgeye direkt müdahaleyle şey yapabiliyor. Mesela 15 gün emek verdin, 5 dakika içinde gidebiliyor. Aslında hani zor demem sebebi o. Bir işe başlıyorsun, bir ev yapıyorsun. Yaptın. İşin sonunda inşaat tamamlandığında ev bitmiş oluyor. Ama işin sonunda bir bakıyorsun o dikişler yok. Başa sarıyorsun ve daha kötü bir şekilde sarıyorsun. Tabii bunu dediğimiz gibi baştan zor. Sevmeyen birisi yapamaz. Aynen, çok yapamaz. Zor, yapamaz yani. İnsan tedavi etmek ve hayvan tedavi etmek arasında ne gibi farklar var? Yani aslında çok farklar var. Yani kullandığımız ilaçlar kombine aynı. Bir fark yok. Hatta abartısız söyleyebilirim. %60-65 biz insan ilacı kullanıyoruz kedi köpekte. Evet. Büyükbaşta değil tabii ki. Ama farklılıklar aslında düşünsel problemlerden çıkıyor. Mesela düşünme yetisi olmayan bir hayvanla insanı karşılaştırmak tabii ki mantıksız olur. Evet. Onu tedavi etmek de bilakis o kadar zor oluyor. Yani hayvan buraya geldiğinde senin onu tedavi ettiğini bilmiyor. Senin ona zarar verdiğini biliyor. Hmm. Yani mesela ilk 2-3 aşıdan sonra buraya aşıya gelen hayvan farklı şekilde geliyor. Yani gardını almış geliyor. Biliyor başlıyor. Biz yine geldik diyor ama diyor ben diyor göstereceğim bu sefer onu. O şekilde geliyor. Onun da zaptı zor oluyor. Anlatmak zor oluyor. Dizginlemek zor oluyor. En rahat olduğumuz bebekler. Şu an masada olduğu gibi aynen. Bebekler rahat oluyor. Hayvanlarda da bir bilinç oturma şeyi var. Misal bebeklikten çıkan hayvan 8-9 aylıkken artık ben kendi kararlarımı verebilirim potansiyeline geliyor. O kararlarını verme yetisinde zaten problemler başlıyor. Aşı yaptırmıyor, tedavi istemiyor. Hatta çok hırçın olanlar var. Yani bizim direkt hastaneye gidip yaralandığımız oluyor. O tür durumlarda dediğim gibi bize bebekler daha iyi geliyor. En rahatı işte bebekler. Aynen. Peki hocam, bu süre zarfında mesela en mutlu olduğunuz an ya da en üzüldüğünüz an nasıl oldu? Hani bir ameliyat olur ya da kurtarılmasından hoşnut olduğunuz aslında en mutlu olduğum an şu 6 yıllık dilimde şöyle söyleyebilirim. Bir tane aslan vardı, bu kadar bir bebek getirdi. O hayvan resmen şeydi, bildiğin gerçekten şokta ve ölmeye hani 5-10 dakika var diyebilirim. Evet. Ben o zaman şunu düşünmüştüm. Ya bence bu hayvanı ne yaparsak yapalım kurtulmayacak. Tabii hayvan sahibinin düşüncesinden ziyade ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben hani hayvan sahibi ne derse desin ben onu yapacaktım. Yapıyorum da zaten. Kapıya bırakanlar oluyor, gidiyor. Geri dönüşü olmayacak olduğunu düşünsek bile bir şeyler yapıyoruz. Hani çözümsüz kaldığında yapacak bir şey yok ama. Mesela o hayvan şu an benim astım ve 2,5 yaşında. Çok da iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Mesela beni en mutlu eden şeylerden biri oydu. Aynen, hiç unutma. Çünkü yani göz refleksi bile yok. Hiçbir şey yok hayvanda. O hayvan şu an yaşıyor. Ne durumdayız, nasıl olacak diye düşünmeden girdiğimiz tedavide sabah hayvan sahibi beni aradı. Dedi ki, hocam dedi, vallahi bu koşuyor. Çok şaşırmıştım gerçekten yani. Onun en çok mutlu olduğunuz. Aynen. Pek üzüldüğünüz mesela en çok böyle? Üzüldüğümüz çok oluyor açık söyleyeyim. Ama aklımda kalandan ziyade benim kafamda düşünerek ya bu tedavi sonuç verecek dediğim hayvanda tedavi sonuç vermemesi. En çok üzüldüğüm şeylerden biri kedi viralleri. Mesela şu an insanlar nasıl koronadan problem yaşıyorsa evet. Aynı şekilde kedilerde de köpeklerde de viral problemli olan hastalıklar var. Atıyorum bir panikopeni dediğimiz kedi kanlı ishali çok ağır geçiyor. Ölüm oranı %85-90'a kadar çıkıyor. Yani o hayvancağızın kurtulma oranı %10.
böyle bir durumda üzülüyorsun. Çünkü yapacağın şey ne kadar başarılı olursa olsun sen o yolun kötüye çıkacağını biliyorsun ya. O seni çok yıpratıyor. Aynen. Hani 4 gün, 3 gün, 2 gün neyse o hayvancağızın dayandığı süre boyunca geçiyor ama yani sen o hayvanın gözünün önünde eriyişini görüyorsun. Haftada belki biz bunu 10 kere yaşıyoruz. Allah. İşte 3'ü 5'i kurtuluyorsa atıyorum 3'ü 5'i gidiyor aynen. Bu tablo mesela beni çok yıpratıyor aynen öyle. Kedilerde mi oluyor bu özellik? Kedilerde de var, köpeklerde de var. Peki hocam, merhamet etmeyene merhamet edilmez ve yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet edilsin hadislerinden yola çıkarak bir hayvana karşı davranışlarımız nasıl olmalı? Ya aslında hayvana karşı davranış hayvandan ne istediğine bağlı. Aslında bir ayna gibi. Sen yansıma. Yani şu hayvancağıza iki kere kötü davran, bu hayvancağız sana güvenmez ve normalde davranmaz. Zaten sokaktaki hayvanların böyle geri planda durması bir insanı görünce ondan mı kaynaklanıyor? Ben %99 ona bağlıyorum. Çünkü ben İzmir'e de gittim, yurt dışına çıktım. Ankara'ya, İstanbul'a. Mesela ben İzmir'e gittiğimde çok şaşırdım. Yani bir amca parkta şöyle yapmıştı. 5 tane köpek böyle sahile doğru havlıyor. Geçin şu tarafa dedi, millet rahatsız oluyor dedi. Bir baktım yürüyorlar. Aynen. Maşallah. Çok şaşırmıştım. Dedim ki ya işe bak ya. Hayvan o tarafı anlıyor yani. Ve rahatsız etmemek için gerçekten gidiyor. Ama bu o toplumun hayvana olan yaklaşımıyla alakalı. Şimdi vur bir tane. Hayvan beni sevdi. Hayvan seni sevmez ya. İnsan ya tamam, bizler de öyleyiz zaten. Bu hayvan aklı yok da bu hayvanın hissi yok mu? Bu hayvan sana adım atmıyorsa gerçekten hissiyat olarak atmıyor. Ama şuna emin olabiliriz. Yani bizim kliniğin önünde de var 3-5 tane kedi. Gelip günlük böyle mama yerler, su içerler, giderler. Benim problem yaşadığım şey şu. Ben o hayvana yaklaşamıyorum. Niye? Sebep yine biziz. Mesela o kedi doğdu ya. Doğduğunda şu yavru kediye şu an dokunabiliyorsan büyüdüğünde de dokunursun. Ama bu kediye sevgi göstermeden sevgi alman imkansız yani. Biz insan olarak birine kötü davranmaya hakkımız yok. Aynen. Bu hayvan da olsa Tabii ki. Geniş çerçevede bakarsan her şeyde bu böyle. Yaptığın ticarette, ikili ilişkilerinde, dostluğunda, arkadaşlığında sadece hayvan değil mesele. Aynen. Kırdığın her kalp sana iyi dönmez. Bu kadar basit. Bu böyle. Aynen öyle. Bu hayvanlarda da böyle. Hayvanda da böyle. Aynen. Seversen sever yani. Evet. Ben nice hayvan biliyorum. Abicen oturuyor. Hayvan sahibi diyor ki mesela tarçın diyor, susuyor. O arada bir bağ kurmuş. O hayvan o kadına ya da o beyefendiye bir kötü davranma lüksü olmaz, imkansız. Çok yaşıyoruz bunu. Mesela aşı yapıyoruz, biz zapt edemiyoruz. Kendisi geliyor, ne oluyor burada diyor. Kafaya yiyor. Ama biliyor, ondan ona zarar gelmez. Zarar gelmeyeceğini bildiğin için yaklaşımı oluyor. Şimdi biz hiç tanımadığımız bir hayvana, bu bize yaklaşmıyor, bu çok hırçın. Değil, onu hırçın yapan biziz. Aynen. Biziz yani. Sen ona sevgi göstermeden nasıl sevgi alacaksın? Tabii. Hayvan şuna alışmış. Sen yemek yiyemezsin. Niye? Sen çöp kurcalayacaksın. Ya böyle şey olur mu? Yani kapının önündeki konulan bir kap mama için kavga ettiğimiz insanlar oluyor. Buraya mama koymayın, karınca geliyor. Aa ne kadar ayıp ya. Gerçekten o hayvanın yediği bir lokma ekmek belki sana rızık olacak. Tabii. Belki senin çocuğunun başına gelecek bir belayı def edecek. Zaten hadiste de denildiği gibi siz merhamet edin, size de merhamet, merhamet edilsin. Aynen. Ama ben şeye karşıyım. Yani bunu karşılık bekleyerek değil. Gerçekten bir gün yaptığın iyiliklerin hepsi sonuç olarak iyiliğe bağlanır. Evet. Yani bunun hiçbir zaman tersini görmedim. Ya mesela insana diyorsun ki ya sen hayvan besleme. Ama şuna da karışma ya. Sabah bir geliyoruz, kliniğin önünde mama kabı yok. Nerede? Çöpe gitmiş ya da atmışlar. Ama yani bu hayvan ne yapacak ya? Ya ben seni alıp sokağa bıraksam, ne yiyorsan ye desem, git çöpü kurcala. Düz mantık düşünsene. Yani biri duysa der ki, ya ne kadar vicdansız bir adam. Bu da canlı. Aynısı ne farkı var? Yani illa bu şey insana olunca mı şey oluyor? Rabbimizin hani Ali İmran 31. ayetinde dediği gibi hani beni seviyorsanız diyor, ona uyun, Resulüme uyun ki size karşı muhabbetim artsın diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hayvanlara karşı olan ilişkilerine baktığımız zaman bir serçenin dahi ziyaretine gidiyor. Ziyaretine gidiyor. Kuş hastaymış diyor bir kız çocuğu. Bu da böyle sizin dediğiniz gibi hani bir kap mama, bir şey bunlar önemli değil. Biz iyilik yaptığımız zaman, merhamet ettiğimiz zaman merhamet göreceğiz biz de. Evet. Peki Mahmut Hocam, bu şeye de biraz değinelim, bu sahiplenilme konusuna, hayvanlara sahiplenilme konusuna. Sizin sahiplendiğiniz kedi ya da köpek hayvan var mı beslediğiniz? Ya da bir hayvana sahip olmak isteyenler ne yapmalı evde? Benim normalde bir kedim var ama şu an evde değil. Şu an uygun bir ortamım yok. Tahmin bir 2 ay sonra kedi eve gelecek.
kısmet olursa. Ben yeni evlendim, bir yuva kurdum. Ama yuvayı böyle biraz düzenlemek için vakte ihtiyacım var, öyle söyleyeyim. Bir kedim var normalde. İsmi Ayten, bir bacağı yok. Arka sol bacağını köpek kapmış. Zaten tanışmamız da öyle oldu. Sonrasında bırakmadım yani işin gerçeğini. Şu an burada olmamasının sebebi de yani burada çok sıkılıyor. Daha rahat edeceği bir yer olsun istedim. Ama ara ara gidip kontrol ediyorum tabii. Tahminim herhalde dediğim gibi bir iki ay sonra da yanıma alacağım tekrardan. Onun haricinde bence hayvan sahiplenme biraz da gösterişten ziyade böyle ihtiyaca göre yapılmalı. Yani mesela bizim bir abla var. Abla bir tane cins kedisi var. Ben buna bir arkadaş istiyorum dedi. Şu an iki gözü görmeyen mesela ikinci bir kedi sahiplendi. Niye bu? Ya bunun ihtiyacı var. Bize ihtiyacı var. Yani bu kedi dışarıda yapamaz. Gerçekten yapamaz. Mesela kör bir kedinin uyum sürecini söyleyeyim. O abladan örnek verdiğim için devam edeyim. O hayvancağız bulunduğu ortamı 2-3 gün içinde tarayıp navigasyon gibi beyne kaydediyor ve yaşamaya devam ediyor. Hiçbir problem yok ama. Yani farz edip kedi görüyor. Buradan koşuyor, zıplıyor, çıkıyor, iniyor. Ama şimdi sokakta onu düşünsene. Tarayıp kodladıktan sonra başka bir mahalleye girse bitti. O ay yine kaybolacak. Yemek bulamayacak. Mesela dün bir tane en basitinden 3 yavru geldi. 3 yavrunun biri hocam bu hasta yemek yemiyor dedi. Hayvan kör. İki gözü görmüyor. O hayvanın aslında gerçekten bakılmaya ihtiyacı var. Normal süreçte düşünürsen o hayvan kendi başına o problemlerini çözemez. Yemek bulamaz. Dışarıda bulamaz. Ama mesela şu odaya onu koy. De ki ya şu mama şu su. İnan o iki günde adapte olur ve her yeri bilerek adapte olur. Oturacağı yeri, yatacağı, zıplayacağı yeri, yemeği, kokusunu, tuvaletini, her şeyini giderebilecek şekilde yaşıyor. Ama bunu dışarıda yapamaz. Yani sahiplenmeyi bu şekilde yapabilirsek aslında çok iyi olur. Gerçekten haftalık belki 10-15 tane tekir kedi ilana koyuyoruz bu yavrucak gibi. Yok. Ama bir tane British Shorthair koy, İngiliz kedisi. Hop, telefon susmuyor sabaha kadar. Hatta normalde gece bile ilan koyarım. Gece ilan koymuyorum artık. British Shorthair ya Scottish olursa koymuyorum ki. Telefon susmuyor yoksa. Yani o kedi istemiyorum diyenlerin hepsi bu sefer ya ben kedi istiyorum, çok sahiplenmek istiyorum, şöyle istiyorum. Ne oldu ya, bu da hayvan. Bu da canlı, yani buna da yuva olabilirsin. Yani şu da bir gerçek. Nereye talep oluşursa orada da ihtiyaç olur. Bu bir gerçek. Yani şimdi sen Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet sürekli bu cins kedileri alırsanız bu cins kedilerin üretimi daha fazla olacak. Bu yavrucaklar hiç alınmayacak. Alan da olmuyor mu? Oluyor gerçekten. Ama talep oluşturursan talepten sonra da ya böyle bazen görüyorsun kediler ne halde diyorsun ya keşke bunlar sahiplenilip bir yuva olunsa daha sağlıklı olur. Ama maalesef bizde hep şey var. Siz bunun peşine ne düşüyorsunuz o zaman? Hani tedavi etmekten öte bunları sahiplendirmekle ilgili uğraşıyorsunuz. Tabii ki. Açıkçası üniversitede çok bilinçli değildim. Yani bu hayvan besleme işte şuydu buydu severdim açıkçası ama böyle bir organize şekilde yapmazdık. Şu an yani Gaziantep bölgesinde çok yakın 5-6 arkadaşım var. Sürekli ve düzenli besleme yaparlar. En ölü haliyle 2 günde bir. Bu da en ölü hayali. Normalde günlük giderler. Hani gitmeyen diğerine ben gitmiyorum. Bak bugün sen gidiyorsun o tarafa diye bir organize iş var. Gayet iyi bir şey aslında. Yani bu hayvanların kimseye zararı yok. Ama dışarıdaki hayvanı da sahiplenmek... Aa, sokaktan geliyor bu kedi. Evet. Ya bu kedinin kime ne zararı olacak? Baksana kucaktan inmiyor. Peki hocam son olarak hayvanlara şiddetin önüne nasıl geçeceğiz? Hani demiştiniz zaten biz nasıl davranırsak onlar da bize öyle davranır. Yani dışarıda görüyoruz bayağı hayvanlara şiddet. Bence var. Kendi fikrim hayvanlara şiddetin önüne en başta kedilerde ve köpeklerde bir karakter bahsinden bahsettik ya. Atıyorum 8-9 aylık olan bir kedi köpeğin sonunda karakter oturuyor ve o hayvan bir şeyleri istemiyor. Şimdi insanlarda da bence aynı. Bir fark yok. Şimdi oturmuş bir karakterden sonra insanı değiştirmek çok zor. Bunu nereye bağlayacağım? Biz bunu en küçükten yapmamız gerekiyor. Yani şu an aslında gençler, orta yaşlar, kimse artık evlat sahibi olan kim varsa bunu kendi çocuğuna aşılamak zorunda. Bu bir aslında bir yükümlülük, zorunluluk yani. Bu aşılamayı yaptıktan sonra zaten herhangi bir problem yaşamazsın. O adam misal büyüdüğü dilimde o hayvan sevgisini bilirse büyüdükten sonra da bir problem yaşamazsın. Şimdi adam alıyor hayvan başına sopayla vur 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 ne oldu? Benim tavuğumu yemiş. Ya arkadaş olacak iş mi ya? Düşünemiyorum bile ya. Aklım duruyor yani. Ya bir tavuk için bu mu yani? O hayvana yapılan zulüm. Şimdi o onu bilinçli yapmıyor. Başka insani olarak düşünürsen biri sana bilinçli yaptı sen gardını al ya da başka. Ama o hayvan bilinçli yapmıyor. O hayvan doğası o. Avlanmak doğasında var. Sen ne kadar yemek verirsen ver, ne kadar yemek doldurursan doldur. O hayvan avlanma içgüdüsünü yok edemez. Yaratılış gerekiyor. Tabii ki. Çekiyor pompalıyı pat. Ne oldu? Tavuğumu yemiş.
Ana olacak iş mi ya? Yazık günah. Ama şunu düşünmüyoruz yani. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Kim ne yaparsa yapsın bu dünyanın bir sonu var. Herkesin gideceği yer belli. Öleceğiz yani, bunun kaçışı yok. Ama bu hayvan tabii ki, bu hayvan sana hesap soracak. Tamam. Sen onu vuruyorsun ama bastığın çimin bile hesabını vereceksin diyor. Yani sen bastığın çimin hesabını vereceksen onu hayli hayli vereceksin. Hiç kaçışın yok yani. İman buralara da giriyor yani. Hayvana muamelen davranışlarına dahi giriyor. Bu hayvan konuşacak. Yani bu hayvan bir sonraki dünyada konuşacak. Sana diyecek ki sen bana bunu yaptın. Hesabını ver yani. Yani bu yine söylüyorum. Karşılık beklemek gibi olmasın. Yani böyle ya atıyorum günah ya ben diğer dünyada bunu yaşayacağım. Değil de yani biz insani olarak onları korumak, kollamak zorundayız. Aynen, sen insansın ya. Allah sana bir akıl vermiş. Ve iyi vermiş, kötü vermiş. İyi de seçebilirsin, kötüyü de seçebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ama kötüyü seçmek zorunda değilsin. Evet. Bir sürü insan var. Kötüyü seçmeden yaşayabilen, kötü düşünmeden yaşayabilen. Bunları yapmak çok zor değil gerçekten. Ben bazen görüyorum. Geliyor küçük kız çocuğu. Diyorum ki ya bu kedi çok çirkin diyorum. Ben sana güzel kedi vereyim diyorum. Olur mu ya diyor. O benim bebeğim diyor yani. Bebeğim diyor ya. Yani bir abla var. Çok severim. Ya diyor bir hayvan sevgisi var diyor. Artık önüne geçemiyorum diyor. Aha böyle diyor. Senin neyin var diyor. Diyorum ki ben bir kedim var. Bizimki daha güzel diyor. Ama diyor sen bakamıyorsan ben ona da bakarım diyor. Düşün yani. Annesi diyor ki gece 10.30 diyor. Dedim hayrola inşallah. Diyor beni böyle dürtüyor. Anne kalk. Küçücük ya, yemin ediyorum. Görsen böyle maşallah var. Kalk diyor. Ne oldu? Şey, aşağıda yavru kediler var ya, mama vereceğiz onlara diyor. Diyor ben normalde diyor yarım saat sonra uyuyacağım diye kendimi odakladım ve uyumaya gideceğim. Ama o çocuk diyor beni kaldırıyor. Kalk diyor. Efendim o hayvanları besleyeceğiz. Açlar diyor. Küçüklükten öyle gördüğü için. Tabii ki. Bilakis adam diyor ki annesi gelmedi diyor. Onlar açlar diyor. Anneyi takip ediyor. Diyor camdan bakıyor aşağıya. Anne gelmemiş diyor. Bunun anne gelmedi. Biz gidelim. O hayvanı doyurmak ve beslemeyi düşünebiliyorsa o küçük çocuk. Ya bizim düşünüyorum 25, 30, 40, 50 ya. Adam pompalıyla hayvan vuruyor. Ya yazık günah değil mi ya? Bana ilginç geliyor. Fıtrata aykırı durumlar değil mi hocam aslında? Fıtratını bozmuş insanlar o şekilde hayvanlar davranıyor. Yoksa evet. Fıtratını bozmamış insanlar az önce verdiğiniz örnekteki gibi çok iyi bir şekilde hayvanlarla arası iyi olabiliyor. Ya aslında şey diyorum ya, her şey aileden başlıyor. Gerçekten bir çocuktaki herhangi bir problemi görebiliyorsan o çocuğun ailesine bak, gerçekten aile de problemli. Yani o aileyi düzeltmen gerekiyor en başta ki aileden sonra düzeltebileceğin çocuk olsun. Çünkü bir annenin eğitimi neyse çocuk onu uygular. Misal yabancı ülkelerde ne görüyoruz? Eliyle pilav yiyenler oluyor. Misal Hindistan'da. Diyorsun ki nasıl yiyor? Çünkü aileden öyle görmüş. Bu kötü bir şey değil. Bunu kınamak için falan da söylemedim. Çünkü onun ailesi öyle. Ne gördüğünüz ha, öyle alışmış. Biz kaşık kullanıyoruz. Onlar kullanmıyorlar. Ya da bazı aileler var. Misal bir bakıyorsun adam 4 günde bir balık yiyor. Mesela biz doğu kesimlerinde balık çok yenmez. Niye? Çünkü yok. Yani alışkın da değiliz. Diyorsun ki yani bu adam nasıl her gün balık yiyor? Ya balığın salatasından tut, işte yemeğine, haşlamasına, çorbasına biz yemeyiz. Ama o aile öyle görmüş. Yani o çocuğun da mesela fıtrasını bozamazsın. İmkansız. O çocuğa diyemezsin. Sen artık balık yiyemezsin. Çünkü o öyle büyümüş. Tabii. Bebeklikten insanı nasıl götürürsen sonrasında da gerçekten olan o olur. Ben çok hatırlıyorum. Yukarıda derse bekliyorlar. Mesela derse gitmiyorum. Niye? Gerçekten aşağıda bizim evin aşağısında 3 yavru kedi vardı. Babam o zaman bana 1 lira verirdi günlük. O 1 liraya gider kasaptan tavuk alırdım. Derdim ki ya bana küçük tavuk ver, kedilere götüreceğim. Misal yanlış bir şeymiş. Hiç haşlanmadan çiğ eti veriyormuşum. Ama çocukluk aklı işte. Götürür verirdim herhangi bir karşılık beklemeden. Hatırlıyorum annem balkondan derdi ki dersin var ne yapıyorsun? Ben kedi kovalıyorum. Çocuğun biri derdi ki aşağıda derdi bir tane kediyi kaçırıp aşağıya götürmüşler. Köpeğin önüne mi atıyorlar bilmem ne. Onu da yapanlar aslında çocuk. Bir farkı yok. Ben onun peşine. Koştu koştu neymiş, kediyi alacağım. Kediyi getireceğim. İşte kedi burada olacak. Aman iyi olsun. Gece 10.30'da aşağıya iniyorum. İyiler mi? Uyuyorlar. Tamam. Ama öyle bir şey ki kedi benim sesim haricinde hiç kimseyi duymadan çıkmıyor. Aynı şekilde. Az önce konuştuk ya. Ne verirsen onu alırsın. Aynen. Mesela başka bir adamın sesini alıyor. Kedi yok. Ama benim sesimi alıyor. Pıtır 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 bakıyorsun dışarıda. Aynen öyle. Peki Mahmut Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. İmanın bu ince işlerde dahi dikkat etmemize gerektiğini öğrendik. Sizin de bilgilerinizden hayvanlara nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik.
bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum tekrardan. Sağ olun. Allah razı olsun. Bıçak. Sen alışmış bayağı. Yo, çok sever benim. Ama bak gözü de açılmış. Bunun gözü komple kapalıydı. Görüyor musun? Bak gözü açılmış. Demin mi açıldı yoksa? Hayır yok. Şimdi açık. Barış Ezen bari.